Arkadaşını getirdin mi? Hayır. Ha, bir arkadaşıma geldim. Ne hayırdır? Arkadaşım dedim ya, bir arkadaşını al gel, bir şey yapacağız. Ha işte arkadaşım olunca ben karıştırıyorum. Hangi arkadaşım geçerli? Arkadaşım sana dedim ya, çok iyi şarkı söyleyen iyi bir müzisyen al gel demedim mi? Aa, ben köşe yazarı bir arkadaşla geldim. Çağır arkadaşını. Koray. Gel oğlum. Arkadaşım düzgün anons etsene. Koray, Koraycığım. Hoş geldiniz. Eyvallah. Merhaba. Koray Bey, anlattı mı size bir şeyler konseptle ilgili? Vallahi bir şeylerden bahsetti ama bir daha özetlerseniz çok sevineceğim. Bu arkadaşımı Eurovision şarkı yarışmasına sokacağız. Kimi? Bir tanıtım filmi çekip yollayacağız. Beğenilirse yarışmaya sokacaklar. Bence bu arkadaşı mı? Evet. Sizi grup yapacağız. Bayağı televizyonda. Arkadaşım, ikiniz bir grup olacaksınız. Zaten iki kişi yetiyor. Tamam. Yetmez esasında ama. Sonradan bizim mahalleye yerleşti. Aslında Gustavo. Bir isim bulun gruba. Şirin bir böcek olsa. Grup sende. Olamadı. Ben arkadaşım, yabancılarda adam sende diye bir şey yok ki grup sende yanlasın. Amen. Öyle. Evrensel bir şey. Ha? Hem Türkiye'de geçerli olsun, hem dünyada yankı uyandırsın. Ha, grup hey. Her yerde anlaşılır. Hey. Bari hey o yapalım. Hey o. Grup hey o. Hey o, hey o. Hey o, tamam. Tamam. Ne çalabiliyorsunuz? Efendim? Ne çalabiliyorsunuz? Yani ortam uygunsa teyp. Saat. Arkadaşım şaka yapma. Önce sesleri bir duyalım. Buyurun. Ses mi vereceğiz? Bir ufak bir şarkı. Bir taş attım kesene, tuttu di, anası çıktı, kızım evde yok dedi, vay vay, anası çıktı, kızım evde yok dedi, kes. Vay vay. Seyirci gaza gelme. Arkadaş, bununla revizyona gidilir mi? Bununla ölüme gidilir ya. Şahane şarkı bence. Arkadaş, gidin arkaya, size imaj yapıp göndersinler. Bize imaj yapsınlar. Gidiyoruz. Arkadaşım, yürü. Sizler de davul yapsınlar inşallah. Bayağı gidelim mi? Git arkadaşım, imaj için geldim deyin. Evet, buradan İsviçre'den, Norveç'ten ve Almanya'dan 10 puan alırsınız. Benden 20 aldım. Ben bilim gözüküyorum. Çok tatlı, Snoop Doggy Dogg'a benziyor. Evet, alın gitarlarınızı. O orayı ciddi, bayağı kablosu falan bağlı bunun. Arkadaşım, tak şu giyi. Yaldın Yusuf'un. Arkadaşım, ne yapıyorsun? İşte ben şeyim, imajıyım. Koray Bey, gösterir misiniz şu salağa takmasını? Seninki aynı zamanda ateş mi ediyor? Tamam, hazır mıyız? Hayır ama olsun. Arkadaşım. Ekmek parası ne yapacaksın? Sen soldasın, en arkadasın. Şarkıya giriyor, sen o sırada çalarak yavaş yavaş yaparak gel. 3, 2, 1. Kayıt. Biz şimdi böyle yapıyoruz, piyano sesi geliyor, seyirci salak değil mi yani? Arkadaşım ben koyarım. Koray Bey, siz çalabilirsiniz isterseniz. Buyurun. Mikrofonun önüne gelince şarkıya girin. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Sonra pas at. Desinler değişemem. Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile.
olmak nedir? Neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Kestik. Arkadaşım beğenmedim. Şarkı Eurovision için fazla iyi. Montajda yarısını atarsınız işte. Arkadaşım fazla iyi şarkı. He. Daha amatör, daha yürekten bir şey lazım. Yani birden bulmuşsunuz olmuş gibi. He, bunu zaten arakladık bir yerden. Bu bizim bulduğumuz değil yani. İçine de sen Türk enstrümanları katarak motifler yap. Motif yapıyor. Evet, sen gitarı çıkar, gitar olmadı sende. Ya ne oldu ki? Verin çantayı. Çantayı verin. Ha, muhasebeci mi oldum ben? Nerede çanta? Arkadaşım çantanı sorsana. Çantan nerede? Ağzınızı burun kıracağım şimdi ha, televizyondayım hale bak. Ne yapıyorsun sen? Gel televizyonda dayım ben yani şu düştüğüm duruma bak ya. Arkadaşım ne çantası o? Nerede benim takım çantam ya? Hep gitar bozuldu ya. Şey yapamıyorum. O çantayı açtığında içindekini takamazsan gebertirim seni. Müzisyen arkadaşım, Koray Bey'le beraber düet bir şey çalacaksınız. Arkadaşım içine motifler yapacak. Aç çantanı. Ha, ben bunu enstrüman... Aç çantayı, enstrüman içinde. Kur onu hemen çabuk. Ne oldu? Unutmuşlar, içi boş ya. Aç şunu. Aç çabuk. Çıkar. Arkadaşım püskülünü koy, aleti çıkar. Ha, bu da ya hoş bir şey. Arkadaşım vaktim yok, konuğumuz bekliyor. Vaktin yok, bizi revizyona yolluyorsun. Çabuk ol. Bağla şunları çabuk. İp yok burada hiç. Arkadaşım birbirine takmalı onlar. Götür müzisyen arkadaşımdan rica et. Ben götürüyorum 50 parçayı, o gelmiyor da buraya. Başka yerde de yapamıyor, illa yerinde. Hazır mısınız? Değiliz. Benim enstrümanım şey parça parça hep. Bunun repertuar işini siz çözseniz biz karar veremiyoruz. Ben de bileyim hangisini beraber söyleyebiliyorsunuz. Evet arkadaşım. Aralara motif yapacaksın. Bunun neresine basılıyor ki? Bir öptüm sana bir. Evet, ver sesi. Arkadaşım bir ses ver. Hey! Arkadaşım aletten ses çıkar. Yes. Üfleyerek çıkar. Takması kolay. Müzisyen arkadaşım gösterir misin? Bir tek üstten mi hava çıkıyor? Ben çünkü... Ben bir kere denedim çünkü kaçak oluyor yani. Çabuk ol. Allah Allah. Bana gelince benim... Senin dilin ne kadar ya? Koray Bey bir izah eder misiniz? İyice sık kendini. Oldu. Tamam. Şimdi do majör üzerinden... 10 dakika ara. Arkadaşım. Do üzerinden la bemol yürü. Ne yapıyorsun? Do üzerinden la bemol. Benim bu kadar yani benim. Peki müzisyen arkadaşım. Konuştunuz mu konuğumuzla? Ne çalıyorsunuz düet beraber? Müzisyen arkadaşıma mikrofon verin. O zaman ben tutayım. Sen aralarda motif yapacaksın. Arkaya geç. Motifçisin. Sahneyi tamamen kullan motiflerde. Ses çıkarmadan motif yap. Hiç olmadık yere çok üzdüm seni.
Anlamadım, anlayamadım hislerini. Olmadı, yapamadım. Sevdin mi, sevmedin mi hiç anlatamadım. Her şey biterken bile hiç umursamadım. Olmadı, yapamadım. Olmadı, yapamadım. Sevmekse sevdim işte, isyan ettim olmadı. Her şeyi ben söyledim, hep bekledim olmadı. Sevmekse sevdim işte, isyan ettim olmadı. Her şeyi ben söyledim, hep bekledim. Hiç olmadık yere çok özün seni. Anlamadım, anlayamadım hislerini. Olmadı, yapamadım. Olmadı, yapamadım. İsyan ettim olmadı. Her şeyi ben söyledim, hep bekledim olmadı. Sevmekse sevdim işte, İsyan ettim olmadı. Her şeyi ben söyledim, hep bekledim olmadı. Ne oldu motifçi? Motive oldum bayağı yani. Gel öne. Yine fırçayı ben yiyeceğim. Yanlış çaldılar. Arkadaşım, şahane bir şarkı çaldılar. Boy. Çok güzel söylediler. Motive et onu. Gideceğiz, revizyonu alacağız. Kazanacağız, geleceğiz. Balım, canım. Yap. Kullu ne yapıyorsun? Kullu payetlim. Revizyonu da kazanacağız. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Ne oldu? Motive oldu sanırım, çok oldu. Kesme artık evet. Şu an kazanabiliriz. Oldunuz mu? Bilmiyorum. Olduk galiba. Ha. Tamam. Hangi şarkı? Ben şimdi söylüyorum Allah şarkıyı. Allah kahretmesin. Sözlerini şimdi yazdım. Size bir müzik bulun. Müzisyen arkadaşım, şöyle bir şey düşünüyorum. Every Way Dedayken. Ne? Beğenmedin mi? Bilmiyorum. Nereye? Hangi yönelim bu? Arkadaşım. Bu slogan gibi bir şeydir. Gider revizyonu alır gelir. Kalıbımı basarım. Türk motifleriyle mi yine? Evet Koray Bey, siz de bir beste uydurun buna. 3, 2, 1 uydur. Arkadaşım sen de dansını yap, performansını göster. Senin şarkının sözleri biliyor musun? Arkadaşım Evri Bey dedayken falan falan. Gerisini uydurun. Ha, tam siz internetten kaçak indirirken kesildi demek. Evri Bey dedayken falan 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 falan. Çizilince öyle olur. Sen konuşma, Koray Bey yapar. Buyurun. Falan falan mı yapacağım? Yok, siz biliyorsanız gerisini uydurun. Gerisini ne yazık ki bilmiyorum ama artık bakacağız bir şeyler yapacağız. Arkadaşım, salonu gör. Salonda sahnedesiniz. Ha. Karşınızda ne var? Herkes var, vay anasını be. Kaç bin kişi?
Sayamıyorum. O kadar nefesim kesildi şu an. Çok yorgunum 50 yani. 50 bin kişi var salonda. Nasıl bir salon bu ya? Çılgınca sizi alkışlıyorlar. Vay anasını. Türk bayrakları sallanıyor. Gördün mü? Ha gördüm gördüm. Ne tarafta? Oradan böyle böyle takip ediyor. Bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Sahneden selam ver. Arkadaşım Türk bayraklarına el salla. Sallayanlara değil, bayraklara. Sallayanlara el salla. Gülümseyin. Evet. Hazır mıyız? Hala hazır mıyız? Ne hazır mı? Bayrak sallayanlara el salladınız mı? Salladık, salladık. Başka ne kaldı geriye? Ha işte oraya gelmeni bekliyordum ben de. Arkadaşım. Sevgi dolu insanlar. Sesçileri, tonmeisteri kafa kola almanız lazım ki sesinizi kısıp bir takım numaralar çevirmesinler. Oo bayağı teferruatlı iş bu ya. Tamam. Tonmeister, canım sen. Komple kökle kökle sesi aç. Tabii tabii aç. Ver ayarı, ver ayarı. Haydi master, master oradan. Hazırız ekip olarak hazır olduğumuz için. Kameraman haydi bakalım. Yak ışıklar, herkes ışıkları yaksın. Süper. Seyirci de böyle yalpalansın falan. Arkadaşım görüntünüz arkada dev bir balkovizyonda oynuyor. Arkanı dönersen nasıl göreceksin? İşte o gelsin barkoya diye. Bütün dünya görsün. Analar ne? Hazır mıyız? Hazırız. Şarkı hazır mı Koray Bey? Tabii. Bir cümleyle hazır. Tamam. 3-2-1. Arkadaşım git geridesin gene. Motiflerle, rifflerle. Neyle? Bütün enstrümanları kullan. Arkadaşım hepsini aynı anda değil. Yola biz onları. Sıra ona geldiğinde kullan. Hepsini aynı yere dizme. Yola diz. Buna da başarısız olursak herhalde oturacağım artık ya. Git geri yola diz enstrümanları. Falan 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 filan falan filan. Arkadaşım performansı düşük. Falan filan falan filan. Kestik. Kestik. Allah sala. Ben mi yaptım aleti ya? Rezil ettin bizi. Affedersiniz de çakma zımbırtı alıyorsunuz böyle oluyor. Nasıl vereceğiz geri onu? Kiralık mı? Erevizyona gidiyoruz kiralık malzemeleri. Adama ne cevap vereceğiz? Kırıldı. Parasını kim verecek? Kırıldı ya. Neyse Erevizyona giderken güzel bölümde oradan başlayalım. Falan filan falan filan Erevizyona giderken. Buraya bir rap bölümü koyalım. Ne? Rap bölümü, rap, rap. Türkçe bir rap bölümü koy oraya. Ne yapıyorsun? Bizim olanları kırıyorum. Kiralıklara dokunmuyorum. Tamam, oraya bir Türkçe rap bölümü koy. Avrupa'da arkamız sağlam ya. Arkadaşım evet, kameraları kullan. Seyirciyi avucuna al. Çek. Ne yapıyorsun? Kamerayı kullanacağım, ne yapayım ben? Arkadaşım görüntünü kullandır kameraya. Çekebilirsin, ben çek. Kullan, görüntüm kullan. Bu kadar salağını hiç görmedim. Koray Bey, özür dilerim sizden tekrar. Evet, rica ederim. Evet. Kusura bakma kanka, yani ben böyle olacağını bilsem, ben otoparkçılık sanıyordum, vale park falan. Hazır mısın? Hiç değilim, hazır tamam. Değilim. Tamam, Airway'de daha kendini alıyoruz Koray Bey, oraya. Arkadaşım sen geliyorsun, tam bittiği yere bir rap koyuyorsun Türkçe. 3-2-1 ama İngilizler anlasın. 3-2-1 yalla. Tam filan tam filan every way that I can. Tam filan tam filan every way that I can. I'll try make you mine again. İngilizler geldi bizim buraya. Bütün gün İngilizce konuştular havaya. Senin yüzü gibi... Ne oldu oğlum? Arkadaşım. Heh. Tamam devam. O zaman niye arkadaşım dedin? Sen durduğun için dedim. Bak orası aftak yeri. Nasıl aftak yeri? Ya ne oldu? Aftak ne demek? Beethoven ne oldu? Aftak ne demek? Aftak böyle yapıyorsun duruyor. Arkadaşım. Almanca. Kamyon mu sürüyorsun? Almanya. Şarkı söyle.
Ya. Diye durur mu şarkı? Dün yani benim katıldığımız şarkı durdu. Yandık o zaman. Baltık ülkelerinden 0 puan alırız. Baltık. Evet. All try, all try oradan alıyoruz. Vay vay vay. Try ağaç demek. Sen dibinden gir sen de. Ne güzel de ettik, Eurovision'a geldik. İngilizler bize 12 puan verdi. Koray sen de. Avrupa'daki sahar değil sizler için. Ne yapıyorsunuz? Bitti. Arkadaşım, sessiz şarkı biter mi? Sessiz şarkı biter mi? Niye başladıysa biter. Zaten şarkı sessiz. Arkadaşım, rap bölümünde niye pas atıyorsun? Rap'i bitireceksin, Ervey'deyken tekrar girecek. Ha. Ben bildiğim bir şeye sıkıştırdım. Rap deyince yani repertuar anlamında... All try, bir giriyoruz. Bildiği orası var. All try, all try. Çok canım acıyor, all try'den gir. Eyvallah. Sevgili de konuklar, ne güzel de ettiniz. Bizi buraya gelip şereflendirdiniz. Dur. All try'dan tekrar alıyoruz. All try'ın... Müzisyen arkadaşım çalacak. All try düşsün başına bir. Ya. Buyurun. I'll try, make you mine again. Hey. Oh. Dur. Arkadaşım ne oldu? Şimdi bu tarz aktivitelerde daha geniş bir pantolon verirseniz. Çünkü ben çok zorlanıyorum. Yani her geniş... Arkadaşım ne güzel gidiyordu. Niye girmedin rap'e? İşte şunlarda nefesim kesildiği için. Yapma o hareketi. Dansın içinde var yani. Oradan tekrar alıyorum. Oradan tekrar alıyorum. Kusura bakmayın. All try. I'll try make you mine again. Türkler bu gece. Andımız hece hece. Avrupa'ya geldik bu gece. Gene ne oldu? Arkadaşım gene ne oldu? Aklıma kötü bir şey geldi. Ona... Konağa ne oldu? Böyle yapınca ona denk geldi herhalde. Ne yaptın? Hareketi görmedim ben. Ben çok hızlıydı. Ben de fark etmedim ya. Belki yavaşlatıp oynatırsanız. Arkadaşım konuğumuzu çok yorduk. Oradan alacaksın. Tam kalçan havadaydı. Ayağının biri azıcık havada. Kolun kulağına girmiş gibi. Benim evet, kulağım mı? Kim senin bu? Kulağına. Öteki kolun da parmak ucunu gösteriyor, ayak parmak ucunu. Ne saçma bir şey yapmışım ya. O vaziyetteydin, kalça biraz havada. Tamam, 3, 2, 1, hece heceydi son kelime. Yalla. Hece hece. Yönetmen bir gün sahneye çıkacak. En güzel enstrümanı o alacak. Tamam, tekrar. Airway'de de... Oradan Airway'de derken hep ağlayacak. Arkasını. İşte biz onu Airway'de derken. Her yola geliriz yani bu şarkı. Airway'de derken. Oradan tekrar al, bir daha lafımla dalga geçme. Ben kendimi Altra'ya göre hazırladığım için Airway'de derken de tabii şey oldum. Prozodi hatası oldu. Alacak, çalacak, oradasın. Alacak. Pozisyonunu belirlerim. Ha, onun gerisi muhteviyatla ilgili bir sıkıntınız yok. Tamam. Tamam. Gir pozisyonuna. Çalacak. At pasını. Bilmiyorum ki. Çalacak da at pasını. Oradan Airway'de derken diye girecek. Ha. Kim girecek ya? Arkadaşım kim var yanında? Ha Koray. Hadi koçum. Airway'de derken. Evet. Çalacak, alacak. Yalla. Alacak, çalacak. At pası. Pas atsana. Hadi bakalım.
Hazır Avrupa Kupası da başlıyor. Ben ikisini beraber yani. Pas attığın yerden alıyoruz. Efendim? Pas attığın yerden alıyoruz. O ne? Top. Ne işi var topun? Yani... Arkadaşım, çorbaya çevirdin programı. Çok sesli müzik yani denemesi yapıyoruz. Her kafadan bir at ses topu. Çıkıyor. Topa inan da at diyor. Hocam bence kıvama geldiniz. Burada bitirelim. Sen oradan tek alıyorsun. Tek başınıza eve gidemezsiniz. Pası at. At pası. Ha tamam. At pası oradasın. Attı. Alacak çalacak. Benim evimden erken. No matter again, every way that I can. Sürüyor şarkı. Arkadaşım tam bitiyordu. Ağzım. Bozma yürü. Final geldi abi. Final Allah beni kahretsin. Hadi tamam. Final bölümünde çok güzel dansınızla koreografinizle verin. Orada ha. Bitirin. Ha, hep hazırlandığımız şeyler zaten. Evet. İyi oldu. Hazır mısın? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final. Arkadaşım çok beyinsiz kaldın. Ben hani devamı gelecek seyirciye o hissi vereyim diye. Git arkadaşından öğren nerede finalde kalacaksın. Nerede kalıyor? Final hareketini tamam, öğren. Tamam. Onun yaptığı hareketin tam tersini yapacaksın sen. Ha. Tamam, evet. Arkan dönük yapacaksın aynı hareketi. Aynen aynen. Tamam hadi. 3, 2, 1 kayıt buyurun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, final. Bravo. Şimdi Bülent Özveren anonsunu yapıyor Türkiye'ye. Siz dinleyin onu. He. Bizimkiler çok güzel bir performans sergilediler. Galiba büyük ihtimalle birinciyiz. Ne dedi Bülent abi? Bilmiyorum, duymadım. Sana duyduk. Arkadaşım, ne dediğini bize söyle. Türkiye'ye sana bağlanıyorum şu an. Bizimkiler o kadar güzel söylediler ki herhalde dostlarımızdan çok güzel puanlar alırız. Sadece dostlardan mı? Dost, düşman kim varsa. Siz ha. Ne yaptınız bunu duyunca? Biz ter aldırdık bunu duyunca. Dedik ki adamın karşısına böyle çıkmayalım yani. O yok sahnede. Ha? Yok o sahnede. Ha bu yok. Ha. Abla yok. Bizde yok mu? O bağlanmamış ama bu olabilir. O da sizin gruptan birisi. Tabii. Tamam. Şeylerin başına geçsin perküsyonların. Ablacığım geçmiş olsun. Tamam. Oradan düz git abla. Şimdi. Şu ya şu ya. Ha ne? Bir daha mı başlıyor revizyon? Hayır. Şimdi bitmiş. Bülent abi de TRT'ye geçti anonsu. Hadi bismillah. Çok heyecanlı içeridesiniz. Kur'an çarp çok heyecanlı. Puanlar verilecek. Puanlar verilecek. Sen kaç puan aldın? Bilmiyorum. İkiniz beraber alıyorsunuz. Ha beraber alıyorsunuz. Grubun adı neydi? Grup şuruf. Ne bileyim ben. Neydi? Grup böcek. Hey oydu. Ha grup heyo. Grup heyo. Tamam. Grup heyo. Şimdi. Puanlar açıklanıyor. Hadi bakalım. Heyecanlısınız. Fakat omuzdan birbirinize şey yapmışsınız. Hani Fenerbahçe yapıyor ya maçtan önce. Onu vazgeçelim. Fener her bunu yaptığında yeniliyor. Kol kola girin. Grubun diğer elemanı siz kenarda kalmayın. Siz de girin kola. Gel bacım gel. Hüseyin arkadaşım gerilim müziği yapacağız. Şimdi ilk puan nereden geliyor? Sağdan gelir. Genelde sağdan gelir. Arkadaşım hangi ülkeden geliyor? Ha, öpuan. Öpuan. Fransa, öpuan. Tamam. Ha, öpuan. Tamam. Arkadaşım aranızda konuşun. Sence kaç verir falan diye. Sence kaç puan verir diye konuşun. Sen de kaç puan verir ya? Kaçmaz. Bence kaçmadan verir. Ne oldu Kore'ye? O yatak sardı. Sorsana tekrar kaç puan verir? Kaç puan verir ya sence? 12 almaz mıyız ya? Nereye bakıyorsun sen öyle ya? Bilmiyorum ya.
Arkadaşım ne dedi? 12 alırız diyor. 12. Ha. Şeye de sor, ablaya da sor. Ablaya da sor. Abla kaç alır sence? 12. 12 mi? 3 kere 12, 36. Böl 3'e. Sence? Bence de ya. Evet. Ha, Fransa bayağı... puanını veriyor. Fransa veriyor. Fransa'ya bağlandılar. Fransa'ya bağlandılar. Heyecanlanın. Of of, nasıl bir heyecan, nasıl? Fransa'ya buralar... biraz yalakalık yap. Oradan buralarım hep şey oldu ha. Yalakalık yap Fransa'ya. Ne yapıyorsun sapık? Ya ne kadar güzel bir Fransa ya. Allah herkese böyle Fransa versin. Aa, haydi bismillah ya. Ver elini açık, elini korkak alıştırma. Hadi arkadaşım, bakayım. Biraz onları motive edecek, onlardan iyi puan almanı sağlayacak şeyler söyle. Bugün gazetede motive vardı herhalde. Nerede? Motive giriyor motiveciğim. Evet, ya Fransa çok sevdiğimiz dost. Fransa her zaman bizim için... Arkadaşım bir, Paris'ten bahsetme bir, salaksın. Aa, Paris. Fransa'ya Paris'ten bahsediyorum. Evet. Siz bilmezsiniz, sizin orada Paris. Öyle güzel değil. Koray Bey, siz bahseder misiniz Paris'ten? Ha. Eyfel Kulesi, harika, romantik, aşk. Gördün mü salak? Tabii tabii, bana kesik atıyor bayağı. Nasıl bir başarı evet yakaladıysak şimdi gözünü bana kestirdi. Fransa puanla çıkıyor, heyecanlısınız. Fransa ver şeyden çıkıyor. Al gerilim, al gerilim Fransa. Geril, geril. Siz geriliyorsunuz. Ay çok gerilim ya, aman be. Bak böyle gerilim ya. Bakamıyorsun tahtaya. Nereye bakamıyorum ben? Fransa, 2 puan. Zaten o kule var ya çürük ha. Vallahi çürük. Ben baktım böyle hafif yana doğru yatma var. Siz bilirsiniz. Bence bu tarafta çekilin hep. Dupont 2 oluyor. Onu biliyorum. Biz genelde Dupont alıyorduk ya yıllarca. Moralinizi bozmayın. Bozma, boş ver. Birbirinizi gaza getirin. Gaz. Hmm, hadi bakalım. Hmm. Hadi, çok iyi, çok iyi. Boş ver. Bu bizi yıldırmamalı. Bacım bu bizi... Tamam. Hadi bakalım. Evet, şimdi sırada ne var? Sırada öbür Fransa var. Arkadaşım, Fransa'dan aşağı doğru in. Yayan. Haritada in. Kıbrıs. Ne bileyim ben, bilmiyorum. Tam çok indin. Çok indim. Biraz yukarı çıktık. Ne geldi? Bize oo 12 puan kim verir? Şey ya. Şeyden sağa dön. Ne o lan? Çekoslovakya'dan sağa dön. Makedonya. 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 Ha. Tamam. Makedonya. Gergin çok 12 eğitim point. Vay! 12 point. Ne yaptığını bilmiyor Makedonya. Kafası İngilizce çalışıyor, gönlü Türkçe. Süper ya. Ne oldu arkadaşım? Ya, süper, sevdik yani. Tamam, şimdi sırada ne var? Kasımpaşa, ne bileyim ben. Orası özelliğini ilan etti mi? Arkadaşım ne var sırada? Ne var? Vallahi zeytinyağlara geçeceğiz birazdan. Bir 12 puanlık yer daha söyleyin. Bir 12 puanlık yer. Koray Bey siz söyleyin, 12 puanlık. Salla. Azerbaycan. Oo, Azerbaycan var ya. 12 verir, bir artı 3 taksit verir. Tamam. Ver gerilimi. Ben mi vereyim? Ağzını arkadaşım siz ha gerildiniz. Ha şey müzik olarak, ha pardon. Azerbaycanlılara bir şey söyle. Canım sizi her özlemişerek hem de gönlümüzü bastı. Verirsen 12 puan, al bir gönlümün ferahına al götür. Geliyor. He? Geliyor. Hadi bakalım. Azerbaycan Yahşi. Yani kaç puan ediyor? Puan nasıl deniyor Azerice? He? Puan nasıl deniyor Azerice? Ne bileyim ha. Yahşi 12. Bu Sweet 15 gibi oldu. Arkadaşım. Güzel 12. Niye sevinmiyorsunuz? Çok mutluyuz. Ver gerilimi, geliyor Azerbaycan. Alıştık ki 12'ye yani artık. Ver gerilimi, ver. Yahşi 12. Ay Allah'ım yarabbim. Ya sen ne şanslı geldin kura çarpsın ya. Abla. Şimdi Azerbaycan. Çok mutluyuz. Diğer bir ülkeye daha puan verecek. 11 puan. Abi çıkalım o zaman, ortalık karışmasın. Arkadaşım hangi ülkeye veriyor? Azerbaycan bir yere daha veriyor. Evet. Onu bilmiyorum ben. 10 puan. Aa. Sizin en büyük rakibiniz. Kafa kafaya gidiyorsunuz. Abla mı? Almanya. Ne? Almanya'ya verdi. Yok yok, Ruben abi onların yarısı Türk ya. Tamam. Ha. Şimdi sırada Almanya puan veriyor. Yaklaşık 236 ülke var. Hepsini sayacağız mı böyle? Hayır, 40'ını sayacağız. Kaçı? 40'ını. Sizin de 40'ı sayarız inşallah. Haydi bakalım. Almanya'nın puanı kaçtır sizce? Konuşun aranızda. Almanya'nın aranızda puanı, taban puanım 125. Arkadaşım taban puanı ne? ÖSS. Arkadaşım.
Ne? Almanya size kaç puan verir sence? O kaç puan verirse versin, ben alıyor muyum? O kadar da değil yani. Şurada sen yediğimiz para. Arkadaşım manyaklaşma. Geliyor Almanya'nın puanı. Verdik. Geliyor. Verdik ayarı. Geliyor. Heyecanlısınız. İki Streise. Ne oldu? Üzüldün mü? Çok üzüldüm çünkü hiç anlamadım. Kaçırdım yani. Arkadaşım. Sonuna Streise koydum Almanca olsun diye. Streise diye bir şey yok. Streise var. Neyse. Streise parke taş oluyor. Öbürü yol. Sen benim laflarıma karışma. Puan almaya bak. Hocam yurt dışında bizi siz temsil ediyorsunuz ya, o yüzden kepaze durumdayız yani. Hiçbir ülkeye evet, iletişim kuramadığınız şimdi, için. 196 puandayız. Almanya 196 puanda. Puanlar bekledikçe mi büyüyor? Geçmiş oradan. Geçmiş olsun, tamam. 196'yız. Almanya'da 196. Ana nasıl bir çekişme ya. Evet ve puanı Yunanistan veriyor. Allah heyecanlanın. Allah gerilin, ver gerilimi. Ağzını burnunu kıracağım gelirim şimdi. Vallahi gerilim. Çok heyecanlıyım ya. Bir puan Azerbaycan. Ay yapma. İki gerçekten. Puan Makedonya. Makedonya. Üç puan Danimarka. Dört puan Letonya. Beş puan Rusya. Altı puan Ukrayna. Yedi puan. Sekiz, dokuz, on. Saymış saymış, heyecanlanın gerilin. Çok gerginiz ya. O kadar saçmalık ki kim bilir bize ne denk gelecek. 11 puan. 11. Vay 12 kime gitti? Arkadaşım 11'i söyledikten sonra 12'yi söyleyeceğim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Eurovision'da 11 yok ya. Ha, bu da sana kapak olsun inşallah. Sağ olun Koray Bey. Efendim. 8 puan. 10 puan. Geliyor. Heyecanlanın. Hanımefendi sarılsana. Hanımefendi heyecanlanın. Onun heyecanlısı bu. Çok heyecanlısınız. Normalde kadra bırak. Aman diyorum ya, kurban olurum. Dur ulan dur. Dur hemen havaya giriyorsun ya Koray ya. Ne yapıyorsun? Yani prova yapıyoruz. Gelirse 12. Ben duymadım, sarılıyor diye sarılıyor. 10 puan. Almanya. Aman be. Sevinsene manyak. 12 sana gelecek. Öyle mi? Niye bir tek biz mi kaldık? 10 gitti çünkü. 10 gitti, 12'de başkasına kapak olur. Ne olacak? Arkadaşım başka ülke kaldı mı? Kalmadı mı? Kaç ülke? 4 ülke mi yarışıyor? Kalmadı. 4 ülke yarışıyor, 196 puan topladı. Kafadan garanti seninki. Bunun matematiğini kim yapıyor? Ben anlamadım. Sen orasını karıştırma. 10 Almanya'yı duyunca çıldır. 10 Almanya'yı dedim. Allah'ım 12 bize gelebilir. Sevinin. Coşun. Pardon. Coşsanıza, sevinsenize. Coşmuş halimiz bu. Ağlayın. Ağlayın. Allah beni kahret yarabbim. Şarkının bestecilerine teşekkür et. Daha puan almadık ya. Arkadaşım 10 puan Almanya ise 12 Türkiye. Ya dur hemen havaya girmeyelim. Biz hep öyle oluyoruz tamam. Ya. Tamam. Geliyor o zaman. Dua edin. Dua edin. 12 puan. Ah ne? Hay. Bakamayacağım ben ya. Ama o zaman duyarım yine değil mi? Türkiye. Ama. Alkış. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Ne oldu? He? Ne oldu? Çok çok mutluyuz şimdi ya. Şimdi teşekkür edin. Very nice. Türkçe konuş, Türkçe. Yes. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün dünya insanlara teşekkür. Nasıl bir karışık, nasıl bir dostluk yani bu. Bu keseden nasıl bir 12 puan dağıtma. Birkaç tane almayacağımız 12 vardı. Onlar da bize denk geldi. Çok mutluyum. Yani şu an gerçekten pantolonum daha bol olsa nasıl hoplayıp zıplayacağım. Yani ama dünyanın da kepaze olmamak için bir şey demiyorum. Koray arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Yenge'ye çok teşekkür ediyorum. Termosifon'a çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Seninle tekrar buluşmak üzere. Şimdi şarkıyı tekrar söyleyerek bitiriyoruz. 3, 2, 1. Airway'de dayken'den alıyoruz. Arkadaşım dansını unutma. Şarkıyı söyleyerek sahneyi terk ederler. I'll try make you mine again. Danslacım.
Arkadaşın. Niye mini etekle geldin? Normalde çocuk için yapılmış. Ben giyince menü havası oldu yani. Çıkarayım mı bunu? Burada arkadaşım değil. Bu saatten sonra çıkarılır mı? Saat erken de. Başka bir şey yok mu altına giyeceği? Ek olarak. Var, altımda şey var. İndir onun paçalarını aşağı. Niye çıkardın yukarı? Daha havalı olur diye. Budur arkadaşım. Çok tatlı bir zevkiniz var gerçekten. Söylediler mi kimsin? Hayır. Arkadaşım yalan konuşma. Prodüksiyon en az 20 kere söylemiştir sana kim olduğunu. Ben 40'tan sonra anlıyorum. O yüzden yani şey yapamadım ya. Yani. Yanakları kırmızı, sekerek dağlarda, kırlarda, bayırlarda coşan, oynayan, Alplerde yetişen o güzide kız kim? Alplerde yetiştiğine göre ailesinin boşladığı bir kız herhalde. Çünkü bize kolay kolay erkek çocuğun evine kız bırakmazlar yani. Arkadaş. Alp dağlarında. Ha onların. Ezo gelini mi? Dağlar kızısın sen. Ha Reyhan. Biliyor musun onu? Yani şahsen tanımıyorum. Ben duydum rivayet olarak. Tamam. Git sola. Dağlar kızı Reyhan türküsünü söyleyerek gel. Aynı zamanda sek. Sen Alplerin kızı Haydi'sin. Git sola. Ha manyağım ya ben. Alplerin kızı Haydi, dağlar kızı Reyhan'ı söyle. Birine mi öykü diyor? Arkadaşım. Gözü onda mı kalmış? Hikayeyi Türkleştiriyorum. Ya bütün dünya beceremedi, siz mi yapıyorsunuz? Git sola. Cevap verme. Gelirken Peter'in elinden tut getir. Kimin? Peter'in. Neyi? Arkadaşım Haydi'nin Peter'i yok mu? Hani Alp'e kaçmıştı bu? Nasıl bir ilişkileri var? Alp dağlarındayız. Ha dağlarındayız. Alp dağlarındayız. Alp diye biri yok. Ha yok, kime Alp denk gelirse. Alp dağlarında Peter var. Tamam. Haydi Peter'den Haydi. Hoşlanıyor. Haydi bakalım. Ha Haydi benim. Ha. Tamam pardon. Hazırım ben. Dağlar kızı Reyhan, Reyhan, Reyhan. Halim sana heyran, heyran, heyran. Heyran. Hocam merhaba, başlamadan önce bir iki sıkıntım var, iletebilir miyim acaba? Bana bir iki de dar ya, hep benim. Bunu kim dikiyorsa gerçekten. Peter hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu bir İsveç hikayesi değil mi? Ben bu kadar siyah. Onu bilemedim bir. İkincisi madem Türkleştireceğiz, müziği de şey yapabilir miyiz? Hazır gündeme de oturmuş bu Haydi Lili Lili Haydi ya. Ha, o zaman kadro çoğalıyor. Haydi Lili Peter. Öyle bir açığım, şeyimiz var mı bütçemiz yani? Peter, evet. Sen dağlarda keçi güderken bronzlaşmış olabilirsin. Keçi güdüyor. Bir de keçi sütü içiyorsun. Yağlı olduğu için sakallar erken çıkmış. Ha. Keçileri de kaçırıyor mu sonra? Çünkü her şey keçili. Arkadaşım, ben Peter'in şaka yapmıyorum. Şapkanın kenarlarını biraz kaldır, aldığını falan görelim. Etkileneceksin. Şuraya uzanabilirim şu an yani. Oldu mu? Evet. Tamam. Sepeti bırakayım mı, sepet de olsun mu? Ben arkadaşım, sepetin var. Ha. Ben değneği ne yapayım? Ha, otoparkçı mı Peter? Değnek, gel mi yapıyorlar? Bir susun! Ben konuya adapte olmaya çalışıyoruz yani. Peter, evet. Sen cool bir çocuksun. Ne? Dağların cool çocuğu. Pek havasından geçilmiyor. Yörenin en iyi koyun otlatan çobanı. Bre. Haydi annesini arıyor. Peter de eski kulağı kesiklerden olduğu için buraları iyi biliyor. Belki çocuğun annesini bulabilir. Şey, Peter sağdan keçilerle gir. 45 keçi var. 45. Sizin sağınız benim sağım. Benim sağım. Bizim ha bizim. Ben onu kaptım bu sezon. Yok bizim sağ. Sizin sağ. Benim sağım arkadaşım. O zaman senin ben, sağın solun ne? Ben ne sağım solum ebe. Saklanmayan ebe. Yani ben oradan. Haydi git sola. Evet. Koyun müziği ver. Peter gel. Gel canım. Gel yavrum gel. Ha. Koş. İki tane eksik dur. Şuraya 45 tane, 43'ü sığdırdın mı yani? 43'ü sığdırdın. Tamam. Haydi yani karışma. Akdeniz keçisi bunlar, Maki. Evet. Tamam mıyız Peter?
Tamam. İşte iyi. Evet, onlarla konuş. En çok hangi şarkıyı seviyorlarsa o şarkıyı çal onlara kavalında. Tamam, dur. Sen hangi şarkıyı seviyorsun? Ne seviyormuş? Bir söyledi ama ben onu nasıl çalarım bilmiyorum hocam. Sen çal, ben koyarım montajda. Tamam. Harika, mest oldular, yattılar, uyuyorlar. Şu melodiye. Arkadaşım sana ne? Ben gerçekten eşeğim. Bir tek keçiler anlıyor çünkü bu melodiyi. Eşek anlamıyor. Soldan çiçek toplayarak gel. Aa, en sonunda mantara geleceğim. Ben olayı biliyorum. Arkadaşım. Hocam. Haydi ol. Hikaye nereye gidiyor gene? Sana ne? Nasıl bana ne? Ben mantara tutan benim. Arkadaşım giden hikayeyi... Giden hikayeyi değiştirebildin mi hayatın boyunca? Değiştiremedin. Ne topluyorsun? Çiçek. Hangisini topluyorsun? Buradakini işte. İsmi ne? Muhittin. Ne bileyim ben çiçek? Ben... Arkadaşım sor Peter'e, dağları bilen birine sor. Merhaba, dağları bildin mi? Bu ne, bu ne ki? Kasım patlı. Oho, ben çiçeği alırken... Kestik. Peter. Çok tehlikeli. Peter Bey. Efendim? Kasım patı ne gezer Alplerde? Bilmiyorum, ben hiç orada gitmedim Alplere, bilmiyorum ben. Hiç dağa gitmediniz mi? Gitmedim. Kar kaplı böyle, ben gittiğimde kar kaplı oluyor. Arkadaşım bunu nereden buldun? Aynı senin gibi. Biz hep aynı, kızıl toprak. Hiç dağ görmediniz mi televizyonda Peter Bey? Gördüm, karla kaplı oluyor da ben şeyi göremedim. Karsızını görmediniz mi? İlkbahar dağı görmediniz mi? Göreyim, papatya olsun. Tamam, olsun. Bu senden bir kademe iyi. Selam Çeşme'ye doğru çünkü. Gel, papatya toplayarak gel. Ne yapıyorsun? Hocam papatyayı alacağım derken buradan kaktüs yani... bakın çok botanik, tehlikeli bir botaniğe gidiyor olay. Yani gerçekten ben... Bir de arkadaşım, dağda tek başımayım. Şaka yapma bize, yürü. Ya ben zorda kalınca bu da tepikleyip duruyor müziği burada yani. 180 arkadaşım Peter bekliyor. Dağların prensi bekliyor, çabuk. Ezdin hep gelincikleri, ezdin. Hayır, hayır, yok, yok. Ay, merhaba. Otur yanına. Hemen. Arkadaşım yerler çimen, çök yanına. Merhaba. Merhaba. Daha haydi ol, daha haydi. Sesinden... Daha haydi nasıl olayım? Kucağına oturacağım birazdan. Haydi, arkadaşım. Haydi, direkt gidiyorum zaten. Sesinle daha haydi ol. Ha. Merhaba. Merhaba. Ne yaptın? Neyi ne yaptın? Bilmiyorum işte. Keçiler yiyecek bütün çimleri ezdin. Cool ya. Ha. Hepsi senin mi keçilerin? Benim. O zaman sende keçi boynuzu da... Aa, ben elbiseye giyince bana gerçekten bir şey oldu ya. Kestik. Ben tapuyu vereceğim birazdan burada yani. Arkadaşım. Keçi boynuzunu ne yapacaksın? Keçi boynuzu bir bitki. Keçinin boynuzundan yapılmıyor. Keçinin boynuzuna benzediği için ismi keçi boynuzu. Ha. Aklına başka bir şey gelmesin yani. Yok, direkt o geldi zaten. Başka hiçbir şey şimdi gelmedi. Şimdi geldin, Peter seni tanımıyor. Tanımıyor. Niye, sen dedenin evine yerleştin ya, büyük babanın. Öyle mi yaptım ben? Evet, ilk defa karşılaşıyorsunuz dağda. Fakat cool bir çocuk, kimseye yüz vermiyor. Tamam mı? Tamam. Gel, muhabbeti kur. Sonra dinlen gel. Ay, merhaba. Ben seni tanımıyorum. Canın sağ olsun, birazdan tanışırız. Böyle giderse 10 dakikaya sevişeceğiz zaten. Arkadaş, ha. Bir dakika dur. Peter Bey. Efendim? Ben seni tanımıyorum diye keserseniz hikayeyi yürütemem. Ha. Evet. Coolsunuz ama şey değilsiniz yani, kaba değilsiniz. Evet. Meyilli yani biraz. Sizin de içten içe gönlünüz geçiyor ama ha. Çaktırmıyorsunuz. Anladım. Cillop gibi kız, yanaklar kıpkırmızı. Evet. Hocam gerçekten yarım saatte çiziyorlar, göz normale dönüyor. Sizin böyle bir anlayın. Arkadaşım geldin oturdun, muhabbeti kur. 3, 2, 1. Merhaba. Merhaba. Buralarda yeni miyim? Evet, daha önce rastlaşmadık galiba. Ha, o zaman yeni düştüm herhalde. Şey ya, yeni oturdum, yeni oturdum. Yani çok ıssız bir yer.
gerçekten tedirgin oldum papatyaları toplarken. Özellikle girinciye bak. Sen sevgi yumağısın. Ben dağla bütünleştin. Ya. Tedirgin ya. Olmazsın. Sevgi yumağım, dağıt beni. Hocam yalnız bunlar hep düşünülmüş cümleler yani. Ben gerçekten tehlikeli bir yere gidiyorum. Arkadaşım. Sana hocam bana erotik şey sahne olmayacak dendi ama. Peter Bey, arkadaşımın terbiyesizliği sapıklığı. Böyle bir sahne yok. Ben aciz içinde bir insanım şu an yani. Haydi olursa insanın çok fazla dayanamaz yani. Arkadaşım, Haydi'nin ruhuna gir. İçinde hisset Haydi'yi. Mazbut bir insan Haydi. Ne? Şimdi koy muhabbeti. Evet. Mazbut diyor. Ben de buralara yeni geldim. Hoş geldin. Eyvallah. Dedemin yanında oturuyorum. O her sakallı zaman... amca şeydeki. Ha, o ya. Beyaz beyaz. Norton. O kazdı ama. Oh. Dedem için de öyle konuşuyorlar köyde. Maşallah kaz gibi adam. Kazdı kazdı ama hiçbir şey bulamadı. Siz buralı mısınız? Buralıyım. Adler'de oturuyorum. Vallahi mı? Niye sizin bana küçük bir oda verdiler. Ha, süper. Şakaya girmeyin. Şaka yapmayın birbirinize. Ya şaka, yani... Sen muhabbeti açacaksın, o da muhabbete ortak olacak. Ha, ama bir yandan seni severken bir yandan da cool davranacak. Evet. Yapın şunu 3-2-1 kayıt. Peki ne değnek iş? Lazım mı? Önce bir tanışsaydık biraz. Buralı mısınız doğma büyüme? Evet, Peter benim adım. Senin? Yok mu? Benimki de böyle telaşı andıran. Arkadaşım, direkt ismini söylesene. Direkt söylersen ben buradan çıkamam. Peter. Ne alakası var? Ha, Haydi. Bak yerin kıpırdıyor, kalkıyor. Ya bunun bir göbek adı falan yok mu? Arkadaşım ben... o zaman düzelt. Şöyle söyle. Adım Haydi. Adım Haydi. Babam Japon. bir şey soracağım. Belki daha önce soran olmamıştır. Mesela ben böyle oturduğum zaman altım komple gözüküyor mu? Kestik. Terbiyesiz. Benim terbiyesizim. Açalım onu giydirdiler bana. Hocam yani. Yönlendirme var. Peter Bey şu kavaldan bir sırtına vurur musunuz? Arkadaşım. Haydisin. Haydisin. Haydi. Bu Ege konuşması. Haydisin. Geldin. Geldim. Muhabbet açacak bir şey sor çocuğa. Ay. Buralar, hep böyle, buralar hep böyle sıcak. O ama Alpler burası ya. Yani buralar hep böyle arkadaşım esince... kavala gir kavala. Kaval olayına gir. Oradan bağla cümleyi. Ha. Ben göstereyim o zaman. Göreceği şekilde tutayım. Evet. Kaval nereden ya? Erik ağacını kestim oydum. Erik ağaçta mı yetişiyor ya? Evet. Arkadaşım bana da oyar mısın de gir konuya. O zaman konuya o girmiş oluyor. Ben değil. Çok beğendim. Aynısından bana da tedarik etmek mümkün mü? Arkadaşım sen çocuksun. Tedarik medarik nereden biliyorsun o kelimeleri? Öğrenmişim. Bizim oralar öyleymiş. Mecbur öğrenmişim ben. Çocuk oydum dedi. Bana da oyar mısın? Niye terbiyesiz tarafa çekiyorsun cümleyi? Gir konuya. Çok güzelmiş kaval ya. Bana da aynısından oyar mısın? Oyarım tabii. Niye oymayayım? Vazgeçtim. Çello falan da olur ya. Hiç arkadaşım yok burada. O yüzden seninki önce sohbet edeyim istedim. Deden yakınlarda mı? Hocam ben hep korkarım da Aydın dedesinden hikayede de. Ha, çok yaz bir delikanlıya benziyorsun. Öyle derler. Kimler? Keçiler. Vallahi. Ay dedem seni görse. Oo hikaye gene yanlış yere gitti ya. Arkadaş şu keçilere sor. Sen Haydi'sin çocuksun. Keçilere sorayım. Keçileri sor Peter'e. Biraz salaksın ama sevimlisin içten içe. Keçilerle coşuyorsun. Evet. Alayım yüzünde ifadeyi. Salak ama sevinçli. Bir yandan da hüzünlü. Annesini arıyor. Ne yapıyor? Anneni arıyorsun bir yandan da hüzünlü. Keçilerin altında. Arkadaşım. Peter'e soracağım anneni. Nasıl bu kadın ya? Sen yap ifadeyi Peter Bey. Evet. Siz de bunu gördünüz bir yandan aşıksınız. Bir gözünüz keçilerde bir yandan da tırsıyorsunuz. Ulan bu kız ne iş diye.
Niye korkuyorum efendim ben? Şahane dağın bir başında kızın biri. Ha. Ne olduğu belli değil. Dağın başında herifin biri kaval çalıyor. O çok mu normal? Arkadaşım o her gün çalıyor, her gün keçi otlatıyor. Ha. Evet Peter Bey, alayım ifadeyi. Endişeli ama kızı seviyorsunuz. 3, 2, 1. Buyurun, sor keçilerden gir olaya. Ay. Bu keçilerin ne ayak ya? Arkadaşım bunun adı ne falan? Ha bunun adı ne, bunun adı ne falan? İçim coştu keçileri görünce. İçim coştu hep bunları görünce ya. Coşsun için. Vallahi keçileri kaçıracağım şimdi. Toplayamayız ondan sonra. Canı sağ olsun. Bu yerdeki küçük siyah siyah şeyler ne? Misket mi oynuyorsunuz burada? Fındık direji. Ha direji. Pislik yapmayın. Direji yapmadı, keçi yaptı ya. İsmini sor, en küçük en sevimli kuzunun. İçin coşsun. Ha. Kuzu mu? Ha kuzu. Keçinin yavrusu kuzu. Bir yandan da, kuzu, öyle. Bir yandan da temasta bulun. Keçinin yavrusu kuzu mu? Evet. Tamam. Burada var Alplerde papağan doğuran dinozor var falan. Alplerin özelliği o. Başla. Bu kuzu, bu keçinin evlatlığı mı? Bundan. Onu bırak da sen ne ayaksın böyle dağlarda birden çıkıverdin? İşte dedem beni böyle meyve toplamaya yolladı. Dedi ki sen zaten kaşınıyorsun dağda biraz tek gez. Sonra gelirken bana böyle topak topak ekmekler getir. Yalnız... Kestik. Arkadaş, senin büyük baban manyak mı? Herhalde. Değil. Hani değil. Değil. Burada manyak olan sensin. Büyük baba insana böyle bir şey söylemez. Ekmek al demiş ya. Ama git dağlarda tek başına gez de başına bir şey gelsin demez. Hayır, hayatı öğreneyim diye istiyor yani. Arkadaşım hayatı öğreneyim diye kızı yollar mı dağlara? Başka çocuk yok, bir tek bu kızı var. Tepeden gözetliyor sizi. Öyle mi? Orada Peter olduğunu biliyor. Ha sağlam, o zaman zaten bir yere gidemedik. Şu kuzu yani. İşine gir, kuzu işine. Kuzu işine. Kuzu çevirme yapalım mı? Sen de bayağı sen... Arkadaşım adını madını sor. Ha, özelliklerini adın... sor. Ha ya bu kuzu çok tatlı, bunun ismi ne? Nizam. Ne? Nizam. Süper vallahi ya. Bu erkek mi dişi mi? Erkek erkek, dikkat. Yok yok, ben toprağı kokladım. Çok tatlı bir şey vallahi. Bunlar hep böyle boy boy mu? Aileler. 10 aylık bu. 10 aylık. Ay canım canım. Göstermiyor değil mi maşallah? Bir şey göstermedi henüz daha. Bakayım mı? Bir bak bakalım. Neye bakacaksın? Yaşını gösteriyorum ona. Nereden anlıyorsun yaşını? Yani hayatta bir orantı var yani. Evet. Ver peynirle ekmeği Peter'e. Ekmeği aç, arasına peyniri koy ver. Bir de ekmek bulacağız şimdi ya. Arkadaşım varmış gibi. Verdin mi? Vermedi daha. Al belki acıkmışsındır. Gücün kuvvetin yerinde olsun da. Niye? Ya ben hep kendimi mayına sürüklüyorum ya. Peter sen yerken, çabuk çabuk yerken arkadaşım sen de anne mevzunu aç. Ha anne. Anneni belki tanıyor olabilir, görmüş olabilir. Deden hiçbir konudan bahsetmiyor. Evet, yürü. Ben yiyorum değil mi ben? Evet, ufak ufak yiyorsun. Benim çok büyük bir sıkıntım var. Bayağı yedin sen Peter, onu. Peter, kağıdı yeme. Evet efendim. Tamam buyurun, yiyormuş gibi yap Peter. Tamam. Benim gerçekten çok büyük bir sıkıntım var. Hayırdır, gel sırtını ovayım. Yok yok hocam, ben bak çok... Arkadaşım, Peter'den zarar gelmez. Nasıl gelmez ya? Gelseydi büyük baban yollamazdı seni aşağı. Hayır, benden niye zarar gelmiyor efendim? Sen çünkü daha çocuksun. Ha. Ha. Biz onu atlıyoruz hocam. Ha. Erken çıkmış sakalı. Arkadaşım, tamam. Yürü. Benim çok büyük bir sıkıntım var. Hayırdır? Annemi arıyorum. Buralarda? Yok, evden arıyorum. Hiç açmıyor. Acaba bir şey mi geldi başına? Alışverişe çıktı, gelmedi. Ne zamandır yok? Vallahi çizgi filmin başından beri yok. Yani. O kadar tatlı bir kağıt ve bir havlu yeşim var ki. Evet. Arkadaşım, yedi ekmeği susadı. Susadı. Evet. Üstüne ne içecek? Yayık ayranı, ne bileyim. Süt içecek, süt. Nasıl içecek sütü? Daha çok mu? Benim 20 senem var. Sen He? Peter, de ki şuna. Haydi bu konuyu konuşuruz ama bir süt içeyim ben. Çağırayım bir tane keçi. Sen sağ, ben içeyim. Evet. Haydi canım. Ben şimdi bunu yedim, susadım. Bir süt isterim. O yüzden bir tane keçi çağıralım. Sen sağ, ben içeyim. Haydi.
Çağırıyorum, gel. Gel, 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 ha. Gel. Evet, Peter, sen yat keçinin altına, haydi ağzına sağ. Arkadaşım, ne oldu? Keçi ben değilim, değil mi? Sen değilsin, sen savcısın. Ha, savcıyım. Saçma bir tabir bu. Sırt üstü mü yatayım? Yok, yüzü koyun yap. Ben sütü fitil yapacağım. Enseden içebiliyor musunuz? Denerim ya ben sanat için. Tamam Peter Bey, sırt üstü. Çarpmayın kafanızı. Bu tamam. Ne? Benim. Yok yok, yaptım. Yastık verin Peter'e. Dağda. Evet. Her şey de hazır. O zaman bir de keçi verin. Arkadaşım, keçiyi geri geri çek. Arka ayaklarını kaldır Peter'in üstünden öbür tarafa. Tam memesini ağzına denk getir. Evet. Şu arka ayaklarını, arka ayak. Çeke çeke. Basmasın, basmasın Peter'in üstüne. Nesi bu acaba? Biliyor musun süt sağmayı? Tabii, ben keçi öğrenliyim. Hocam, arkadaşım bir dur. Aa, sen bilmiyorsun. Daha yeni gelmişsin. Peter'e sor, o sana göstersin. Ne oldu? Erkeğine denk geldim. Dur. Ucuz atlattın vallahi. Görmesem. Peter, yüz açını alamıyorum. Kameraya doğru dönük, bana doğru dönük iç sütü. Hocam, yüz açımı alacak şekilde yatsaydım demin. Yüz akımız olacak. Evet. Kafayı bana doğru çevirin. Ağzınızı yandan açın. Kulağıma mı damlatacak efendim? Hayır, ağzınızı yandan yukarı doğru açın. Evet, bakalım, çok bu güzel. Bu anlattıklarımız bir kulağından girip öbüründen çıkıyor mu? Harika. Arkadaşım, Peter'e sor nasıl sağlıyor, göstersin sonra sağ. Nasıl sağlıyor şimdi? Tam denk mi getireyim? Hızlan, hızlan. Ne yapıyorsun? Geliyor, geliyor. İyi süt demek, gözüne girmeyi başardı. Evet, içiyor muyum? Ne yapıyorsun arkadaşım? Sallama. Arkadaşım, salsana şunu, ne yapıyorsun? İşte bitti, son ziyan olmasın. Bitmez o öyle hemen. Daha tam tazyik geleceği zaman bıraktım. Arkadaşım, ağzınla efektini yap. Adam ne zaman süt geldiğini bilip ağzını açsın. Bızızıt, bızızıt yap. Evet, 3-2-1. Bızızlarda aç ağzını, zıtlarda kapat Peter. Bu keçi, tamam. Bu keçi hem şarjlı hem vibrasyonlu. Şu an titreşimde. Çekimdeyiz. Zıt, 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 zıt. Ne oldu? Bitti, vallahi bitti. Bir şey tıkayım mı bunu, açık almasın? Ne oldu arkadaş? Bitti. Nasıl bitti? Hayvan küçük ya zaten, bitti yani, bu kadar. Peter, tamam mısın? İyi, fena değil. Tamam, kalksın Peter. Nereye kalkıyor? Hayvanı gönderin önce. Oh. Hemen de keçi veriyorsun yani. Kafasıyla keçiyi havada kaldır. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Tamam. Ben de keçi niye bağırıyor dedim ya. Ay vallahi ne kadar eğlendik ha. Oh. Arkadaşım, sen Peter'i gözüne kestirdin. Anneni bulmak uğruna Alplerde kalıp onunla evlenebilirsin. Ha, şimdi de beni sağ. O da... Ne? Peter'e ne iş yaptığını falan sor. Ha. Ekonomik düzeyi nasıl? Geliri iyi mi? Evi nerede? Falan. Ayağa kalkın. Keçileri şeye doğru, eve doğru götürürken konuşun yolda. Ev ne taraf abi bizim? Şey, seninki aşağı etti. Ha, aşağı şey. Ha. Hadi bakalım, hadi. ne diyorsun keçi? Tamam, hadi bak. Evet. Keçiler emanet galiba. Evet. Sen normalde bu işi mi yapıyorsun? Yok, atom mühendisiyim. Ne iş yapacağım? Süper hobi valla. Diyeceğim bir şey var mı? Gidiyorum ben. Yok, yürüseydik bir boy. Yürüyelim.
Yani şimdi şaka yapma, hakikaten ne iş yapıyorsun normalde? Çobanım. Süpermiş. Ne kadar kazanıyorsun ayda? Ayda 3 dolar. Burada dolar geçiyor mu? Hmm. Ne geçiyor? İsveç kronu. Aa, süpermiş ya. 3 dolar ediyor işte. Peki evin var mı? Yok. Adler'de kalıyorum işte. Hadi görüşürüz o zaman. Gel buraya, gel, gel. Ne oldu? Yok, yok, hiçbir şey yok. Arkadaşım, mutlaka başını sokacak bir çatısı vardır. Senin derdin o değil. Olmaz o. Sen sevgi için çatı olmak da değil. Buradaki tıbbi terimi bir yarım saat sonra. Terbiyesizleşme. Tıp biliyorsan ben ne yapayım? Evet, konuş. Benim için fark etmez. Benim için fark etmez. Şuraya da uzanabiliriz. Aa, arkadaşım. Aa, tamam tamam. Benim için fark etmez. Ben çok hoşlandım senden. Sen ne diyorsun Peter bu konuya? Vallahi olur. Bu kadar zamanda hiç kimseyi bulamadık burada. Fena görünmüyor. Ne kadar zamandır? Ya ben olayı sert 14 yıl işte. 14 yaşından büyük. Kaç yaşındayız güzel hocam? 14. 14 bak. Birikmiş bir duygusuyla karşı karşıyayım. Ben kaç yaşındayım? Arkadaşım. Sen 17-18'sin. Ha. Peter'i de 24 yaptım. Sen yaptın. Evet. Nüfus da başka ama. Evet. Tamam. Buyurun. İstersen seni dedeme götüreyim. Götür bakalım. Sonra sen beni getirirsin. Annenlere. O konu başka yere. Annenlere. Seni ben de Halide teyzeyle tanıştırayım. Ha, yaşa valla. O annen olabilir. Beni var burada. Gerçekten mi? Valla. Benim kadar çekici mi? Nereye bakıyorsun? Karar vereceğim çekici mi? Nereden karar veriyorsun? Şuraya bak anla işte yani. Yok senden iyi. O zaman alabilir. Bir boy yürüyelim şöyle de ben seni dedeme götüreyim. Yürü. Acaba topallıyor mu bu Peter bununla gezdiği için? Niye? Değnekle geziyor ya. Onu bilmiyorum da benim kalçada kesin problem var. Onu koyunları keçileri gütmek için kullanıyor. Ha. Evet. Evet. En iyi değnek çeviricisi köydeki. Yürürken değnek çeviriyor. Böyle saçma bir meslek olabilir mi köyde ya? Arkadaşım artist çocuk. Öyle mi? Tabii. Bak, üç kuruşum yok diyor. Bak olaylara bak. Neler yapıyorsun? Etkiler. Hiç değneğin bugüne kadar birine denk geldi mi? Yok. Ama kısmetse denk getireceğiz bu ara. Benim dedem nerede? Yürüyorsun mikrofonun orada dedem. Vazgeçtim. Müzisyen arkadaşım dede ol. Ha gel. Eyvah. Hiç böyle oturaklı dede gördün mü? Yani oturaklı geldiniz. Ondan sen bahsedin. Büyük bir sevecenlikle dedene bak dede ne buldum diye sor. Tanıştıracaksın, izin alacaksın. Dede, dede. Dedem dilsiz. Ben konuşuyorum dedeyi. Dedeyi ben konuşacağım. Aman her şeyde meyilli. Hemen onu konuşayım. Dedeciğim merhaba. Konuşma. Bu kim? Süper iş ya, vallahi. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben bunun vergi iade formunu nasıl doldurduğunu merak ediyorum. Bu benim yeni manitam. Daha da buldum. Ne manitası? Geç şöyle arkama. Sen bilirsin. Öpeyim dede ben. Öpme. Kimsin lan sen? Çoban Peter efendim. Değnek ne geziyorsun benim torunumla? Ben oturuyordum, o geldi, kavalı konuşma! Sordu. Konuşma! Senin ağzını burnunu dağıtırım. Ve böyle duruyor, kıpırdamadı. Arkadaşım bir dur. Almışın çocuğu getirmişin, deden de tamam mı diyecek. Boynuzlu mu senin deden? Daha da öyle gezip papatya topluyorum. Gel bakayım cici kız, gel bakayım tatlı kız falan diye. Ay o kadar... Kim yaptı? Ben böyle şey hayatımda görmedim, duymadım. Bakayım ne kadar güzel eteğin falan. Aa. İçi de aynı desen mi? Ben oturuyordum, bana süt verdi, sandviç verdi, nasihat verdi. Hanginize inanayım, hanginizin kafasını koparayım? İkimize de inan, ikisi de ayrı hikaye. Olmaz. Şimdi sen tane tane anlat Haydi. Ne yaptı bu çocuk sana? Peki bütün bu olanlardan sonra niye sırıtıyorsun dedi. Arkadaşım dedeye karışma. Dedeyi güldürme. O bir figür.
Baba olsa babayı güldürürüm ama. Yok. Peter. Bu şerefsiz sana iftira attı. Sen bu konuda ne diyeceksin? Şimdi derim de yayınlanacak diye bir şey diyemedim efendim. Kendini savun lütfen. Savunayım. Efendim bu yalancı sizin bu torun var ya, o küstüğünüz Halide teyze gibi aynı sütü emmiş böyle yalancı çıkmış yani. Sen Halide'yi nereden tanıyorsun? Halide'yi bizim o çayırlarda koşuyordu. Benim babam var. Oradan. Halide ile baban arasında ne geçti? Bilmem. Babasının şimdi hoşuna gitmiş herhalde. Halide vakti de yerindeyse. Sen şaka yapma Allah. Haydi. Ben buradaki tuvalette gazete okuyayım ben. Hayır gel. Şimdi Peter Efendi. Seni bu kızdan el ele bayırdan yukarı çıkarken gördüm. Sen bu kızı alacaksın kardeşim. Namus meselesi. Alplerde. Evet. Bir de efendim bu yalancı bu 2 dakikada satar bizi. Haydi. Daha iyi bir çoban bu. Gönlünü kazan çocuğun. Ben. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Aramızdaki arkadaşlık sağlam olsun diye dedemin bu yalanları attım. Şimdi düşünce ki ben senden çok hoşlanıyorum gerçekten. Bana soracak ki gerçekten seviyor musun bu çocuğu? Hmm. Ben de diyecek tabii. Az değilsin ha. Peter inandın mı? İnanmayayım mı efendim? İnandıysan salaksın, ona göre kuracağım oyunu. Sen şu değneği bana versen. Ağzımı kıracağım onu. Gerçekten kıracağım ağzımı. Peter inandın mı? Bir şey değil, yengem burada. Efendim? İnandın mı? İnanmadım, inanmadım. İnanmadı. Ne senin gibi salak mı o? Salak mıyım ben? Hayır, ben gerçekten gönül bağıyla bağlandım sana artık. Ne zaman dağda kalsam sana geleceğim. Arkadaşım şimdi gitmeyin. Bir şey de... Buyurun Peter Bey. Yok bir şey derdim de ayıp olur efendim, buyurun. Sonra git dedene söyle de ki, dede de senin yüzünden Peter'in kalbini kırdım. Beni korkuyla büyüttün. Bu korkuların neticesinde sana yalan söylemek zorunda kaldım. Peter'in gönlünü şimdi nasıl kazanacağım de. Ha. Anladın mı dede? Arkadaşım desin. Desene. Aklını tutsan çok uzun bu. Dede ya bir yamuk yaptım kusura bakma. Hadi görüşürüz. Arkadaşım. Peter'i seni ikna edemezsin. Deden ikna edeceğim. Ha. Dede. 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 Ha ben 2 elim birden var sanırım. Biraz... Dedi. Beni çocukluğumdan beri öylesine korkarak büyüttün ki ben de senden korkumdan Peter için böyle iftiralar attım. Gerçekten çok üzgünüm. Oysa ki çok iyi bir insan. Kavalını bir görsen. Kaval çalışını bir görsen. Ben onun yanında çok mutluyum. Eğer izin verirsen. Değneği de çeviriyorum onu da söyle. Ha, değneği de çeviriyor. Bu tarz şeylerde üstüne yok. İyi o zaman tamam. Ben çocukla sonra konuşurum. Git selamımı söyle, seni affetsin. Bu arada Peter dağdan aşağı doğru iner. Üzgün bir şekilde yürüyorsun. Yıkıldın. Haydi'ye çok kırıldın. Haydi koş arkasından yetiş. Getir Peter'i. Biz dağa basamak mı yapmışız? Koş arkasından Peter'i. Dağdan iner diyor. Yakala. Müslüman arkadaşım, ver love story. Yakaladın, ikna et. Lütfen bir yere gitme. Dedemi ikna ettim. Artık arkadaşlığımıza ses çıkarmayacak. Selam söyledi de. Dedemin çok selamı var. Ne yaptın falan dedi böyle, okul nasıl gidiyor dedi. Ellerinden öpseydin. Çok büyük elleri, öp öp bitmez gerçekten. Eğer sen de istersen... Sana olan duygularımı açmak istiyorum Peter. Bilmem ki seni tanımıyorum falan Peter. Bilmem ki seni tanımıyorum hiç. Komple biraz söyleyeyim. Tanıtsan. Ha. İşte buralarım kalça, basen, dizler. Her zamanki çoraplarım. Sezon başından beri aynı çorapları giyiyorum. O yüzden pek yaklaşmıyorum. Ama senden çok hoşlanıyorum. Hocam çok sevimli, ben yumuşuyorum galiba. Tamam biraz. Peter, o zaman de ki gece de olmuş karanlık. Hadi yatalım kırlara da yıldızları göstereyim sana. Arkadaşım sevgililer birbirlerine damda yatıp yıldızları göstermez mi? Bunların daha rüştü gelmemiş ya. Olsun. Geldi 24'üm ben. Ha senin var, benimki gelmemiş daha. Geldi, ben sen de 18'sin. Ha ben de 18 miyim, Allah beni kahretsin. Evet.
Niye 2 sene önce taşınmadık? Daha güvende olurdum. Gel sana uzanıp yıldızları göstereyim. Böyle daha yakın değil mi ya? Arkadaşım, bir sinema açısı almak istiyorum. Ha, o açı da benden mi geçiyor? Arkadaşım. Nasıl bir açı bu? Sinematografik bir görüntü verecek Peter bize. Küçük ayıza olmadı. Kırmızıyı mı beyazı mı seçersin? O yastıklar yok. Varmış gibi yapıyorum. Ha. Siz kırlarda yatıyorsunuz. Değneği büyük. Sen sor şimdi. Bu ne, şu ne falan diye. Bu ne, o ne, şu ne? Arkadaşım manyak manyak sorma. Duygusal bir şekilde. Tatlım bu ne? Kutup yıldızı. Aa, projeksiyon makinesi değil mi o ya? Öyle, biz gideriz o sabit durur diye dedim. Ha. Hmm. Burası o kadar güzel ki. Niçin daha önce öğrenmedim, görmedim buraları bilmiyorum. Sana bütün yıldız takımını göstereyim mi? Takımlara gelmeden sadece tek tek hani meşhur olmuş olanları görürsem en azından ilk gün için. Önümüz yaz, hava hep açık olacak, seyrederiz sonra. Ne bileyim, hazır dama çıkmışken. Çimenlerdesiniz Peter, çimenlerde, dağda. Hazır çimenlerdeyken bana fark etmez hocam. Arkadaşım. Ben de artık yer etti. Arkadaşım, konudan uzaklaşmayın. Peter'in kafasında ne var? Şapka. O anlamda değil. İleriye dönük. İleriye dönük. Oo. İleriye dönük ne var? Nasıl ne var? Arkadaşım, seni nasıl mutlu ve mesut edecek? Onu anlatsın sana. İşte ileriye dönerse zaten mutlu mesut edecek yani. Arkadaşım, yat şuraya. Yat aşağı çabuk. Bir şey olursa beni bu sahneye gömün ya, gerçekten. Peter. Ha. Şimdi kıza de ki, sana... Kıza derken? Hay diye. Evet, ona bu şarkıyı söyleyebilirsin mesela. İsveç Alplerinde biz, evet. Yıldızların altında, buyurun. 3, 2, 1. Benim gönlüm sarhoş. Yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur. Yıldızların altında. Arkadaşım gülme. Aşkına cevap ver herifin. Abi, ben mutluluktan gülüyorum. Ben bile etkilendim burada. Ne? Çok güzeldi. Hemen soyunayım mı ben artık? Arkadaşım, aşkına cevap vereceksin çocuğun. İşte hemen soyunayım yani. Sen de diğer kısmını söyle. Yanmam gönlüm, yanmam yansa gönlüm da oradan. Ha. Yanmam gönlüm yansa. Haydi gibi söyle. Kalın haydi sesin. Ha. Yanmam gönlüm yansa da ecel bir gün ansa da. Gözlerin... Gözlerin kör olsa da gösteririm yıldızı. Arkadaşım yıldızlara bak tekrar. Şu yıldız benim, bu yıldız senin olsun falan böyle. Gir duygusal muhabbetlere, ben böyle yöneteceğim sana. Ay, vallahi işte şu yıldız senin, bu yıldız benim, böyle geçiyor. Tebrik ederim, büyük ayıyı seçtin. Biliyorum. Kestik. İyice şımardınız sahnede. Ben sizi kastettim. O benim misafirim yani. Terbiyesiz. Allah beni kahretsin. Bir yıldız seç kendine. Bu ben olayım. Adını ben koy. Bu da sen olasın. Adını sen koy falan böyle şeyler yap. 3, 2, 1. Hiçbir kızla seyretmediniz mi yıldızları ya? Benim fırsatım olmuyor vallahi. Peter, sen seyretmedin mi bir kızla yıldızları? Seyrettim hocam. Tamam, gir oradan. Tamam. 3, 2, 1, gir. Buyurun. Sen bir yıldız seç, ben de koyayım. Ne oldu arkadaşım? Görüşürüz. Arkadaşım gel buraya. Otur. Yat yere. Otur, yat yere. Komutundan emin değil.
Tamam. Peki düğünümüzü nerede yapalım? Sor. Düğünümüzü nerede yapalım balım? İşte böyle kır düğünü olur. Burası güzel. Hmm. Senin ebeveynler rahat gelebilir mi? Ebeveyn bilmiyorum da veynler gelir. Onlar hep Avrupalı insanlar. Arkadaşım tamam. Yavaşça kalkın. Kızı kaldır, evine bırakacaksın gece. Arkadaşım yavaşça kalkın derken normal kalkın. O zaman normal kalkın derim. Şimdi kızı eve doğru götürüyorsun. Arkadan 45 koyun geliyor, evet. Hüseyin arkadaşım yolda giderken birden... Ha, koyunlar ha tamam. Çünkü... Hüseyin arkadaşım yavaş yavaş giderken birden ver gerilimi. Eyvah benim buraya kadar yolum demek. Arkadaşım gidiyorsunuz yıldızları seyrederken siz saat olmuş gecenin yarısı. Buna yarım diyoruz. Tam o sırada ne göreysin bir de. Ne göresiz? Peter ne geliyor? Ne geliyor? Yukarıdan koştura koştura ne geliyor? Allah ne geliyor? Dedem. Arkadaşım dedeni hallettiniz, ikna oldu. Bu benim dedem. Hayır. Koyunlar varsa ne gelir yukarıdan koştura? Kurt. Kurt geliyor tabii ki. Kurt geliyor. Arkadaşım sen gör kurtu, Peter'e söyle. Peter, Peter, kurt geliyor. Ne oldu? Bu tepkiyle bir şey olmaz. Peter, gayet normal. Sen oraların pirisin. Bir kurt gelince ne yaparsın? Bir şey yapmaz. Beş kurt gelirse düşünürüz. Bir kurtta ne olacak ki? Arkadaş. Tamam. Peter, ha. Arkadaşıma söyle. Kurt tam önünüze geldiğinde, yaklaştığında birden eğilsin. Kurt ona takılıp uçsun havaya. Sen sok elindeki şeyi böğrüne. Evet. Böyle kurt yüzük oyunu atlıyorum. Arkadaş. Şimdi kurt gelecek önümüze. Uzun eşek gibi. Dört ayak duruyorsun. Ha. Tam kurt sana takılıyor. Havaya uçuyor. Peter sokuyor elindeki mızrağı kalbine. Kurdun. Evet. Bunu kafanda sen mi kurdun? Yok. Tamam, evet, hazır. Şimdi kurdu gör, oradan başlıyoruz. Ay Peter, kurt geliyor. Bak seyret. Oo. Kestik. Oh, bir dakika. Ben kurdu nasıl oyalıyorum böyle? Arkadaşım, sen niye attın kendini hemen yere? Ben yeter, kurt sana takılsın. Nasıl takılıyor kurt? Peter hocam, sana öğretecek. Dur, ben vururum kurda, ben vururum. Ben göstereceğim, dur ya. Dur şurada düzgün. Buraya kadar geldim. Kurdu gördüm. Peter, kurdu görünce de ki heyecanlanma. Ben yat dediğimde dört ayak duracaksın, kurt havaya uçacak de. Tamam mı? Ben tamam. Kuruyorum sahneyi. 3-2-1 gör kurdu. Peter, kurt. Bak heyecanlanma. Yaklaştığında ben sana yat deyince yat, tamam mı? Tamam. Tamam. Nasıl? Ben senin arkanda olacağım. Sırt üstü yatayım. Yok, dört ayak direkt. Dört ayak, tamam. Çömeceğim. Tamam. Seyirci, tamam. Kurt oluyoruz. Geliyor. 3-2-1 Gelsin kurt. Gelince haber verin hocam. Dıgıdık dıgıdık diye geliyor seyirci. 3-2-1 Geliyor. Çöp. Kestik. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ne dedi adam? Hocam bu daha kesin çözüm yalnız ha. Peter ben... şuna dört ayağı gösterir misin? Dört ayak böyle, ben de şöyle göreyim şöyle ne olduğunu. Böyle al, böyle bak. Ya sen de mi ya? Benim önümde. Tamam ya. Ben kimden sakınacağım? Kurttan mı? Peter'den arkadaşım mi? Kurdu gördün. 3-2-1 gör. Kurt geliyor Peter. Bak sakın heyecanlanma. Ben yat deyince dört ayağının üstüne yat. Tam benim önümde dur, tamam mı? Seyirci 3-2-1 gelsin. Hocam, bunu yarın internette görmeyelim mi fotoğrafı yalnız? Geliyor, geliyor, yaklaştı. 2 metre, 2,5, 3 metre kaldı, 4 metre kaldı. 2,5, 3 metre, 4, geri gidiyor. Korktu, korktu, gidiyor, tamam. Hoş, oh. Arkadaşım, sen benim laflarıma takılma. Nasıl takılmayayım? Bir lafında ölüyoruz, bir lafında kurtuluyoruz. 5 metre kaldı. Seyirci, dıgıdık. 4 metre, 3 metre, 2 metre, 1 metre. Peter, bağır, haydi. Kurt zıpladı, geçirdi. Geçirdim. Evet, evet, budur alkış. Bunu ne yapacağım hocam? Onu at oraya. Ha, dikine mi geçirdin kurdu? Buradayım. Şu buraya kadar indi, böyle kaldırdım.
gören koyunlar ne yaptılar? Ne diyor? Onlar zaten atomları bıraktılar oraya demin. Arkadaşım, Peter'in bu hareketiyle bütün koyunlar coştu. Seyirci 3-2-1 coş. Tamam. Susun. Sakinleştirin koyunları. Sakinleştirin. Tamam. Sakinleştirin. Tamam. Ne yapıyorsun manyak lan? Ne vuruyorsun koyunlara? Ne vuruyorsun koyunlara? Özür dilerim tatlım. Koyunlar nasıl sakinleşir? Nasıl sakinleşir bu koyunlar? Nasıl sakinleşecek şimdi bu koyunlar vurdun? Sizi mutlu ve mesut görmeleri lazım. Evet müzisyen arkadaşım. Ver güzel bir dans müziği. Dans ederek koyunların etrafında dolanıp koyunları sakinleştir. Arkadaşım sahneden dans ederek eve.